46. bölüm. Kör kız. Onun geceleri uzak yıldızlarla ve karların üstüne vuran ay ışığıyla aydınlanıyordu. Ama kız her sabah karanlığa uyanıyordu. Gözlerini açtı ve onu bir kefen gibi saran karanlığa körce baktı. Gördüğü rüya silinmeye başlamıştı bile. Çok güzel. Rüyasını hatırlayarak dudaklarını yaladı. Koyunların meylemesi, çobanın gözlerindeki dehşet Koyunlar kız tarafından teker teker öldürülürken köpeklerin çıkardığı sesler, kızın sürüsünün hırlamaları. Kar yağışları başladı başlayalı av azalmıştı. Ama dün gece kız ve sürüsü ziyafet çekmişti. Koyun, köpek ve insan eti. Kızın gri kuzenlerinden bazıları insanlardan korkuyordu. Ölü insanlardan bile. Ama kız korkmuyordu. Et etti ve insanlar avdı. Kız gece kurduydu ama yalnızca rüyalarında. Kör kız yatağın diğer yanına yuvarlandı. Doğruldu, ayağa fırladı, gerindi. Soğuk taş sıranın üstündeki paçavra dolu şiltede uyuyordu ve her uyandığında tutulmuş oluyordu. Küçük, çıplak ve nasırlı ayaklarıyla su çanığına doğru yürüdü. Bir gölge kadar sessizdi. Yüzüne soğuk su çarptı. Sonra kurulandı. Sir Gregor diye düşündü. Dansın. Taslı Rev, Sör Elin, Sör Merin, Kraliçe Sörsi. Bu onun sabah duasıydı. Öyle miydi? Hayır, diye düşündü. Benim duam değil, bu gece kurtunun duası. Bir gün onları bulacak, avlayacak, onların kokusunu koklayacak, kanlarının tadına bakacak. Bir gün. Yığın halindeki iç çamaşırlarını buldu giyilecek kadar temiz olduklarından emin olmak için onları kokladı. Kendi karanlığının içinde iç çamaşırlarını giydi. Giymesi gereken hizmetçi kıyafeti astığı yerdeydi. Boyasız yünden yapılmış uzun bir elbise, sert ve kaşındırıcı. Kıyafeti aldı, tecrübeli bir hareketle başından geçirip aşağı çekti. Son olarak çoraplarını giydi. Biri siyah, biri beyaz. Siyah çorabın lastiğinde bir ilmek vardı beyaz da yoktu. Kız bu sayede hangi çorabın hangi çorap olduğunu ayırt ediyor ve her çorabı doğru bacağı giydiğinden emin oluyordu. Bacakları sıskaydı ama güçlü ve esnekti. Her geçen gün biraz daha uzuyordu. Kız buna memnundu. Bir su dansçısının uzun bacakları olmalıydı. Körbet su dansçısı değildi ama sonsuza dekbet olarak kalmayacaktı. Mutfağın yolunu biliyordu. Ama bilmeseydi bile burnu onu oraya götürürdü. Koridor boyunca yürürken havayı koklayarak ''Acı biber ve kızarmış balık'' diye karar verdi kız. Ve ummanın fırınından çıkmış taze ekmek. Kokular kızın midesini guruldattı. Gece kurdu ziyafet çekmişti. Ama bu ziyafet kör kızın midesini doldurmamıştı. Kız rüyalarında gördüğü etlerle beslenemezdi. Bunu uzun zaman önce öğrenmişti. Biber yağında çıtır çıtır kızartılmış sardalyalarla kahvaltı etti. Balıklar o kadar sıcaktı ki kızın parmakları yandı. Kör tabağında kalan yağı Uma'nın sabah ekmeklerinden birinin burnuyla sıyırdı. Ekmeği bir kadeh sulu şarapla birlikte mideye indirdi. Tatların ve kokuların keyfini çıkardı. Parmaklarına değen çıtır ekmek kabuğunu, yağın kayganlığını Elindeki küçük sıyrığa değen acı biberin sebep olduğu yanmayı hissetti. Duy, kokla, tat, hisset diye hatırlattı kendine. Göremeyen insanlar için dünyayı tanımanın birçok yolu var. Yumuşak terlikleriyle bir fare kadar sessiz bir şekilde yürüyen biri odaya girdi. Kör kızın burun delikleri genişledi. Nazik adam. Erkeklerin kokusu kadınlarınkinden farklıydı. Havada portakal aroması da vardı. Rahip, nefesini tatlandırmak için portakal kabuğu çiğniyordu. Kör kız, masanın başına oturan nazik adamın ''Bu sabah kimsin?'' diye sorduğunu duydu. Tık tık sesleri geldi. Sonra da minik bir çıtırtı. ''İlk yumurtasını kırıyor.'' ''Kimse?'' diye cevap verdi kız. ''Yalan, seni tanıyorum. Sen şu kör, dilenci kızsın.'' ''Bet.'' Kör kız eskiden bir bet tanımıştı. Kış yarında Arya Stark olduğu zamanlarda belki de bu yüzden bu ismi seçmişti. Zavallı çocuk, dedi nazik adam. Gözlerini geri ister misin? Sadece iste, tekrar göreceksin. Nazik adam aynı soruyu her sabah soruyordu. Gözlerimi yarın geri isteyebilirim, bugün istemiyorum. Kızın yüzü durgun bir soydu. her şeyi saklıyordu hiçbir şeyi açığa çıkarmıyordu. Nasıl istersen. Körkız, nazik adamın yumurtayı soyduğunu duyabiliyordu. Adam tuz kaşığını eline aldığında gümüşü bir tınlama duyuldu. Rahip, yumurtaları iyice tuzlayıp yemekten hoşlanıyordu. Benim zavallı kör kızım, dün gece nerede dilendi? Yeşil yılan balığı hanında, Pek öğrendiğin ve bizden ayrılmadan önce bilmediğin üç yeni şey nedir? Deniz Lord'u hala hasta. Bu yeni bir şey değil. Deniz Lord'u dün de hastaydı. Yarın da hasta olacak. Ya da ölü. Lord öldüğünde bu yeni bir şey olacak. Lord öldüğünde bir seçim olacak ve bıçaklar dışarı çıkacak. Bravos'ta işler böyle yürürdü. Batı Diyar'da bir kral öldüğünde onun yerine oğlu geçerdi. Ama Braavos'ta krallar yoktu. Torma Fragger yeni denizli orada olacak. Yeşil yılan balığı hanında konuşulan bu mu? Evet. Nazik adam yumurtasından bir ısırık aldı. Kör kız adamın yumurtayı çiğnediğini duydu. Adam ağzı doluyken asla konuşmazdı. Lokmasını yuttu ve kimileri şarapta bilgelik olduğunu söyler dedi. Onlar aptal insanlardır. Diğer hanlarda başka isimlerden bahsediliyor. Emin olabilirsin. Yumurtadan bir ısırık daha aldı. Çiğnedi, yuttu. Öğrendiğin ve daha önce bilmediğin üç yeni şey nedir? Bazı adamların Tormo kesinlikle yeni deniz orada olacağını söylediğini biliyorum. Diye cevapladı kız. Bazı sarhoş adamlar daha iyi. Peki başka neler biliyorsun? Kör kız az kalsın, batı diyarda nehir topraklarında kar yağıyor diyecekti. Ama nazik adam ona bunu nereden bildiğini sorardı ve alacağı cevaptan hoşlanmazdı. Kız geçen geceyi düşünerek dudağını ısırdı. Fahişe sever van hamile. Çocuğun babasının kim olduğundan emin değil. Ama öldürdüğü tiroşu paralı asker olabileceğini düşünüyor. Bunu bilmek güzel. Başka Merlin kraliçesi Boğlan Deniz Kızı yerine yeni bir kız seçti. Pristine'ın hizmetçilerinden biri, 13 yaşında ve meteliksiz ama güzel bir kız. Başlangıçta hep söyledir. dedi rahip. Ama kızın güzel olduğunu onu kendi gözlerine görmeden bilemezsin ve senin gözlerin yok. Sen kimsin çocuk? Kimse ben karşımda dilenci kız körbeti görüyorum. Sefil bir yalancı. Vazifenin başına git. Valar Morgulis. Valar Duhayris. Körbet, kasesini, kadehini, bıçağını ve kaşığını toplayıp ayağa kalktı. Masadan aldığı son şey, bir buçuk metre uzunluğunda, başparmak kalınlığında, sapı deriyle kaplı, ince ve esnek bir bastondu. Kullanmayı öğrendiğinde gözlerden daha iyidir, demişti küçük kız. Bu bir yalandı. Kör kıza onu test etmek için sık sık yalan söylüyorlardı. Hiçbir baston bir çift gözden daha iyi değildi. Umu onu baston diye çağırmaya başlamıştı. Ama isimlerin bir önemi yoktu. Kör kız kendisiydi. Kimse, ben kimseyim. Kör bir kızım sadece. Çok yüzlü tanrının hizmetkarıyım. Her akşam akşam yemeğinde küçük kız Kör Kıza bir bardak süt getiriyor ve bunu içmesini söylüyordu. Sütün tadı tuhaf ve acıydı. Kör kızı tiksindiriyordu. Yalnızca kokusu bile kızın midesini bulandırıyordu. Ama kız her şeye rağmen bütün bardağı içip bitiriyordu. Ne kadar zaman kör olmak zorundayım diye soruyordu. Karanlık senin için aydınlık kadar tatlı olana dek diyordu küçük kız ya da gözlerini geri isteyene dek. İste ve tekrar gör. Ve sonra beni kovun. Kör olmak kovulmaktan iyiydi. Kimse kör kızın pes etmesini sağlayamayacaktı. Kör olarak uyandığı gün küçük kız onu elinden tutmuş, siyahın ve beyazın evinin temeli olan büyük kaya parçasının içindeki mahzenlerden ve tünellerden geçirmiş ve tapınağın doğal salonuna giden dik basamaklardan çıkarmıştı çıkarken basamakları say demişti. Parmaklarınla duvarları dokun. Duvarlarda işaretler var. Gözle görülmez ama dokunmakla hissedilir. Bu kör kızın ilk dersiydi. Daha birçok ders görmüştü. Zehirler ve iksirler öğleden sonraydı. Tat alma ve dokunma duyuları kör kıza yardım ediyordu. Ama insan zehirlerle uğraşırken bu duyular çok tehlikeli olabiliyordu. Küçük kızın toksit karışımları koku alma duyusunu bile güvenli olmaktan çıkarıyordu. Yanmış parmak uçları ve su toplamış dudaklar Kör kız için tanıdık olmuştu. Kör kız bir keresinde öyle kötü hastalanmıştı ki midesinde günlerce yiyecek tutamamıştı. Akşam yemeği lisan dersleri içinde. Kör Kız, Braavos dilini anlıyor ve düzgün bir şekilde konuşuyordu. O kaba aksanından bile kurtulmuştu. Fakat nazik adam memnun değildi. Kör kızın yüksek Valeyra dilini, Lis dilini ve Pentos dilini de öğrenmesini istiyordu. Kör kız geceleri küçük kızla birlikte yalan söyleme oyunu oynuyordu. Ama oyun görecek gözler olmadığında çok farklıydı. Kör kız bazen sadece tonlardan ve kelime seçimlerinden yardım alıyordu. Bazen de küçük kızın yüzüne dokunuyordu. Oyun en başta çok ama çok zordu. İmkansıza en yakın şeydi. Ama kör kız, düş kırıklığıyla çığlık atma noktasına geldiğinde her şey kolaylaştı. Kör kız yalanı duymayı öğrendi. Ağız ve göz çevresindeki kasların hareketinde yalanı hissetmeyi öğrendi. Kızın diğer görevlerinin çoğu aynı kaldı. Ama görevlerini yerine getirmeye çalışan kız, mobilyalara takılıp tökezledi. Duvarlara çarptı, tepsileri düşürdü, tapınağın içinde umutsuzca, çaresizce kayboldu. Bir keresinde az kalsın merdivenden düşüyordu. Ama Sirio Farel ona dengede durmayı öğretmişti. Bu başka bir hayattaydı. Kör kızın Arya diye çağrıldığı bir zamandaydı. Ama kör merdivende bir şekilde dengesini bulmuş ve kendini tam zamanında yakalamıştı. Kör hala eri, gelincik, kedi ve hatta Stark hanedanının Arya'sı olsaydı Geceleri ağlayarak uykuya dalabilirdi ama kimsenin gözyaşları yoktu. Gözleri olmayınca en basit işler bile tehlikeliydi. Kör kız mutfakta ile çalışırken kendini onlarca kez yakmıştı. Bir keresinde soğan doğrarken parmağını kemiğe kadar kesmişti. Mahsendeki odasını iki kez bulamamış ve basamakların dibinde yerde uyumak zorunda kalmıştı bütün o kuytular ve nişler tapınağı tehlikeli bir yere dönüştürmüştü. Tapınak, kör kız kulaklarını kullanmayı öğrendikten sonra bile tehlikeliydi. Kızın tavanda ve 30 metrelik taş tanrıların bacaklarının etrafında yankılanan ayak sesleri, bizzat duvarların hareket ediyormuş gibi görünmesine sebep oluyordu. Siyah suyla dolu havuzdan da tuhaf sesler geliyordu. ''Beş duyun var.'' demişti nazik adam. Diğer dördünü kullanmayı öğren. Daha az keseğin, daha az sıyrığın ve daha az yara kabuğun olur. Kör kız, hava akımlarını teninde hissedebiliyordu artık. Mutfağı burnuyla bulabiliyordu. Kadınlarla erkekleri kokularından ayırt edebiliyordu. Umayı, hizmetkarları ve kalfaları onlar kokuları alınacak kadar yaklaşmadan önce yürüyüş şekillerinden tanıyordu. Küçük kız ve nazik adam için aynı şey geçerli değildi. Onlar istedikleri zaman neredeyse hiç ses çıkarmadan yürüyorlardı. Tapınakta yanan mumların da kokuları vardı. Kokusuz mumların fitillerinden bile belli belirsiz bir duman kokusu çıkıyordu. Kör kız burnunu kullanmayı öğrendikten sonra kokular çığlık atmaya başlamıştı. Ölü insanların da kendilerine özgü kokuları vardı. Kör kızın görevlerinden biri her sabah tapınakta ölü insanları bulmaktı. Havuzun siyah suyundan içtikten sonra her nereye uzanmış ve gözlerini kapamışlarsa. Kör kız o sabah iki ölü buldu. Bir adam üzerinde bir tek mum yanan yabancının ayaklarının dibinde ölmüştü. Kör kız mumun ısısını hissediyor ve burun kaşındıran kokusunu alıyordu. Mumun koyu kırmızı bir alevle yandığını biliyordu ceset, görebilen insanlar için kırmızı bir ışığın içinde yüzüyor olmalıydı. Kirkus, cesedi taşımaları için hizmetkarları çağırmadan önce diz çöktü ve adamın yüzünü hissetti. Onun çene çizgisini takip etti. Yanaklarına, burnuna ve saçlarına dokundu. Gör ve kıvırcık saçlar, çizgisiz, güzel bir yüz. Adam gençti, Kirkus, adamı buraya getiren ve ona ölüm hediyesini aratan şeyin ne olduğunu merak etti. Ölmek üzere olan eşkıyalar sonlarını hızlandırmak için siyahın ve beyazın evine gelirlerdi. Ama bu adamın vücudunda yara yoktu. İkinci ceset yaşlı bir kadına aitti. Kadın, sevilmiş ve kaybedilmiş şeylerin imgelerini gösteren özel mumların yandığı bir nişte bir rüya koltuğunun üstünde uyumuştu. Taslı ve halin bir ölüm demekten hoşlanırdı nazik adam. Kör kızın parmakları kadının yüzünde bir gülümsemeyle öldüğünü söyledi. Kadının ölümünün üzerinden uzun zaman geçmemişti. Bedeni hala sıcaktı. Teni çok yumuşak, binlerce kez katlanıp buruşturulmuş eski ve ince deriler gibi. Hizmetkarlar cesetleri taşımak için geldiğinde kör kız onları takip etti. Adamların ayak sesleri ona rehberlik etti. Ama adamlar basamaklardan inmeye başladığında kör kız basamakları saydı. Bütün basamakların sayılarını ezbere biliyordu. Tapınağın altında mahzenlerden ve tünellerden oluşan bir labirent vardı. Orada gören iki gözü olan insanlar bile sık sık kaybolurdu. Ama kör kız labirentin her santimini biliyordu. Hafıza sonu yanıltığında bastonun yardımıyla yolu buluyordu. Cesetler mahzene bırakıldı. Kör kız karanlıkta çalışmaya koyuldu. Ölülerin çizmelerini ve kıyafetlerini çıkardı. Keselerini boşaltıp sikkelerini saydı. Gözlerini kaybettikten sonra küçük kızdan öğrendiği ilk şeylerden biri sikkeleri dokunma duyusuyla birbirinden ayırt etmekti. Bravo sikkeleri eski dostlardı. Kör kızın onları tanımak için yapması gereken tek şey parmak uçlarını sikkelerin yüzünde gezdirmekti. Başka topraklardan ve şehirlerden gelen sikkeler daha zordu. Bilhassa çok uzaklardan gelenler. En sık rastlananlar volantis paralarıydı. Bir yüzünde taç, diğer yüzünde kafatası olan metalik büyüklüğünde sikkeler. Lee sikkeleri ovaldi. Üstlerinde çıplak kadınlar vardı. Diğer sikkelere gemiler, filler ya da keçiler kazınmıştı. Batı diğer sikkelerinin ön yüzünde bir kral başı, arka yüzünde bir ejderha bulunuyordu. Yaşlı kadının kesesi yoktu. İnce parmağındaki yüzük dışında hiçbir zenginliği yoktu. Kör kız, yakışıklı adamın üstünde batı diyardan gelen dört altın ejderha buldu. En yıpranmış sikkeyi üstünde hangi kralın olduğunu anlamak için baş parmağının içiyle okşuyordu ki kapının açıldığını duydu. ''Kim var orada?'' diye sordu. ''Kimse?'' Pes, pürüzlü ve soğuk bir sesti ve hareket ediyordu. Kör kız kenara çekildi. Bastonunu kavradı. Yüzünü korumak için bastonu yukarı kaldırdı. Ahşap, ahşabın üstünde çatırdadı. Kör kızın bastonu darbenin etkisiyle neredeyse yere düşecekti. Kız bastonu tuttu, savurdu. Ama az önce sesini duyduğu adamın olması gereken yerde sadece boş hava vardı. ''Orada değilim.'' dedi ses. ''Kör müsün?'' Kör kız cevap vermedi. Konuşmak, adamın çıkarabileceği sesleri dağıtmaktan başka bir işe yaramazdı. Adam hareket ediyordu. Kör kız bunu biliyordu. Sola mı yoksa sağa mı? Sola zıpladı, sağa kaydı, hiçbir şeye vuramadı. Bacaklarının arkasına şiddetli bir darbe indi. Sağır mısın? Kör kız döndü. Kaybolmuştu. Bastonu sol elindeydi. Sol taraftan gelen bir kahkaha duydu. Kız bastonunu sağa savurdu. Bu sefer temas kurdu. Bastonu adamın sopasına çarptı. Darbenin etkisi kör kızın koluna bir şok dalgası gönderdi. "Güzel," dedi ses. Kör kız bu sesin kime ait olduğunu bilmiyordu. "Kalfalardan biri," diye tahmin etti. Adamın sesini daha önce duyduğunu hatırlamıyordu. Ama çok yüzlü Tanrı'nın hizmetkarlarının yüzlerini değiştirdikleri gibi kolay bir şekilde seslerini de değiştirmediklerini kim söyleyebilirdi? Kör kızın haricinde siyahın ve beyazını ve iki hizmetkarın, üç kalfanın, aşçı umanın ve kör kız tarafından nazik adam ve küçük kız olarak anılan iki rahibin yuvasıydı. Diğerleri gelir ve giderdi, bazen gizli yollardan. Ama sürekli tapınakta yaşayan yegane insanlar bunlardı. Kör kızın düşmanı onlardan herhangi biri olabilirdi. Kör kız sağa sola hareket etti. Bastonunu döndürüyordu. Arkasında bir ses duydu. O tarafa döndü. Havaya saldırdı ve birdenbire düşmanın sopası kör kızın bacaklarının arasındaydı. Kız tekrar dönmeye çalıştığında bacakları dolandı. Kız tökezledi. Öyle sert bir şekilde dizlerinin üstüne düştü ki dilini ısırdı. Orada durdu, taş kadar kıpırtısız. Adam nerede? Adam kör kızın arkasında güldü. Ayağa kalkmaya çalışan kızın kulağına hafifçe vurdu. Parmaklarını çıtlattı. Kızın bastonu yere düştü. Kör kız öfkeyle tısladı. Haydi, bastonunu yerden al. Seni bugün için yeterince dövdüm. Beni kimse dövemez. Kör kız bastonunu bulana dek yerde emekledi. Sonra ayağı fırladı. Kirlenmiş ve morarmıştı. Mahzen sakin ve sessizdi. Adam gitmişti. Gitmiş miydi? Kızın hemen yanında duruyor olabilirdi. Kız bunu asla bilemezdi. Adamın nefesini duymaya çalış, dedi kendine. Ama hiçbir şey duymadı. Bir süre daha bekledi. Sonra bastonunu bir kenara koydu ve işine geri döndü. Eğer gözlerim olsaydı o adamı iyice dövebilirdim. Bir gün nazik adam kızın gözlerini geri verecekti ve kız herkese gününü gösterecekti. Yaşlı kadının bedeni soğumuştu artık. Eşkıyanın bedeni sertleşiyordu. Kör kız bunlara alışıktı. Genelde canlı insanlardan çok ölülerle vakit geçiriyordu. Kanalların kedisiyken edindiği dostları özlüyordu. Sakat sırtıyla yaşlı Brusko Brusco'nun kızları Talia ve Brea, gemideki oyuncular, Musuliman'daki Mary ve Fahişeler, diğer bütün sefiller ve rıhtım pislikleri. En çok da kediyi özlemişti. Kendini. Gözlerini özlediğinden bile çok. Kedi olmayı sevmişti. Tuzlu, güvercin, gelincik ya da eri olmayı sevdiğinden çok daha fazla. O şarkıcıyı öldürdüğümde kediyi de öldürdüm. Nazik adam onun gözlerini her halükarda alacağını söylemişti. Ona diğer duyularını kullanmayı öğretmek için ama yarım yıl daha bekleyecekti. Siyahın ve beyazın evi kör kalfalara alışıktı ama kör kız kadar küçük olanlar azdı. Bununla birlikte kız pişman değildi. Deryan gece nöbetçilerinden firar eden bir kaçaktı. Ölmeyi hak etmişti. Kör kız bunu nazik adama da söylemişti. Peki sen kimin ölüp kimin yaşayacağına karar veren bir tanrı mısın? diye sormuştu adam. Biz bu hediyeyi dualar ve kurbanlardan sonra çok yüzlü tanrı tarafından işaretlenen kimselere veririz. Bu her daim böyle oldu. En başından beri nizamımızın kuruluşunu sana anlatmıştım. Nizamımızın ilk kazasının ölüm isteyen kölelerin dualarını nasıl cevapladığını anlatmıştım. Başlangıçta ölüm hediyesi yalnızca onun hasretini çekenlere veriliyordu. Lakin bir gün ilk kazamız kendi ölümü için değil, efendisinin ölümü için dua eden bir köleyi duydu. Köle bunu o kadar yürekten istiyordu ki, duasının cevaplanması karşılığında bütün varlığından vazgeçmeye hazırdı. İlk kardeşimiz bu fedakarlığın çok yüzlü Tanrı'yı memnun edeceğini düşündü ve o gece kölenin duasını cevapladı. Sonra kölenin yanına gitti ve ''Bu adamın ölümü karşılığında bütün varlığından vazgeçeceğini söyledin ama bir kölenin bütün varlığı hayatıdır.'' dedi. ''Tanrı'nın senden istediği şey bu. Hayatının geri kalanını ona hizmet ederek geçireceksin.'' ve ondan itibaren nizamımızın iki kardeşi oldu. Adamın parmakları kızın kolunun etrafında kapanmıştı. Nazik fakat sıkıca. Bütün insanlar ölmelidir. Bizler ölümün vasıtalarıyız. Kendisi değil. Şarkıcıyı öldürdüğünde Tanrı'nın kudretini kendi üstüne aldın. Biz insanları öldürürüz ama onları yargılamayız. Anlıyor musun? Hayır, diye düşünmüştü kız. Evet, demişti. Yalan söylüyorsun ve bu yüzden yolunu bulana kadar karanlıkta yürümek zorundasın. Bizden ayrılmak istemiyorsan tabii. Sadece istemen yeter. İstersen gözlerini geri alabilirsin. Hayır, diye düşünmüştü kız. Hayır, demişti. O akşam yemekten ve kısa bir yalan oyunundan sonra kör kız başının etrafına bir bez şeridi sardı ve işe yaramaz gözlerini sakladı. Dilenci kasesini buldu ve küçük kızın yardımıyla Bet'in yüzünü taktı. Küçük kız, diğer kızın gözleri alındığında onun kafasını tıraş etmişti. Buna oyuncu tıraşı diyordu. Oyuncular, perukları daha rahat kullanmak için başlarını aynı şekilde tıraş ediyordu. Ama bu tıraş, dilencilerin işine de yarıyordu. Pireleri ve bitleri onların başından uzak tutuyordu. Bununla birlikte bir peruktan fazlasına ihtiyaç vardı. Seni iltihaplı yaralarla kaplayabilirim, dedi küçük kız. Ama o zaman hancılar ve tavarnacılar seni kapılarından kovarlar. Kör kızın yüzüne iltihaplı yaralar yerine çiçek hastalığı izleri koydu ve tek yanağına bir ben yerleştirdi. Benin üstünde koyu renk kıllar vardı. Çirkin mi? diye sordu kör kız. Güzel değil. İyi, Kör kız güzelliği hiçbir zaman önemsememişti. Aptal Arya Stark olduğu vakitlerde bile ona sadece babası güzel olduğunu söylemişti. O ve Jon Annesi Arya'ya saçlarını yıkayıp fırçalarsa ve ablası gibi kıyafetlerine dikkat ederse güzel bir kız olabileceğini söylerdi. Arya ablası, ablasının arkadaşları ve diğerleri için sadece Arya at surattı. Ama şimdi hep söylüyordu. Arya bile. Arya'nın üvey ağabeyi, John dışında herkes. Bazı geceler, kör kız limanının tavernalarında ve genel evlerinde Arya'nın ağabeyinden bahsedildiğini duyuyordu. Adamlardan biri onun için surun kara piçi demişti. Bahse girerim ki kör biti John bile tanıyamaz. Bu düşünce kör kızı hüzünlendirdi. Kör kızın giydiği kıyafet eski püsküydü. Rengi solmuştu ama temizdi ve sıcak tutuyordu. Kör kız kıyafetinin altında üç bıçak saklıyordu. Bıçaklardan biri çizmesinin içinde, biri kol yeninde, biri de belindeki kının içindeydi. Bravo sular genelde iyi insanlardı. Zavallı kör bir dilenci kıza zarar vermektense ona yardım etmeyi tercih ederlerdi. Ama kör kızı kolayca soyulacak ya da tecavüz edilecek biri olarak görebilecek birkaç kötü insanda her zaman vardı. Bıçaklar o kötü insanlar içinde. Çatlak bir dilenci kasesi ve kendirden yapılmış bir ip kızın kıyafetini tamamlıyordu. Titan güneşin batışını haber verirken kör kız dışarı çıktı. Tapınağın kapısında başlayan basamakları sayarak aşağı indi. Sonra onu kanalın üstünden geçirip tanrıların adasına götürecek olan köprüye doğru döndü. Bedenine yapışan kıyafet ve elleriyle hissettiği nemli hava ona sisin yoğun olduğunu söylüyordu. Bravos'un sisi seslere de tuhaf şeyler yapıyordu. Bu gece şehrin yarısı yarı kör olacak. Kör kız tapınakların önünden geçerken akşam yıldızlarına şarkı söyleyen yıldızlı bilgelik tarikatı kafalarını duydu. Havada duman kokusu vardı. Kirkus, kokuyu takip ederek ışık tanrısının evinin önündeki muazzam altızlarda gece ateşleri yakan kırmızı rahiplerin olduğu yere doğru yürüdü. Çok geçmeden ısıyı da hissetti. Rehalora tapınanlar yüksek sesle dua ediyordu. Çünkü gece karanlık ve dehşet dolu. Benim için değil. Kör kızın geceleri ay ışığıyla, kurt sürüsünün şarkılarıyla Kemikten koparılmış kırmızı etin tadıyla ve gri kuzenlerin tanıdık kokularıyla doluydu. Kız sadece gündüzleri kör ve yalnızdı. Kör kız su kenarının yabancısı değildi. Kedi eskiden Paçavraca Limanı'nın rıhtımlarında ve ara sokaklarında dolaşır, brusko için midye ve istiridye satardı. Eski püskü kıyafetleri beni ve tıraşlanmış başıyla eskiden göründüğü gibi görünmüyordu. Ama güvende olmak için gemiden, mutlu limandan ve kedinin iyi tanıdığı yerlerden uzak duruyordu. Her hanı ve tavernayı kokusundan tanıyordu. Karamavnacının tuzlu bir kokusu vardı. Pinto'nun yeri, ekşi şarap, bozuk peynir ve kıyafetlerini ya da saçlarını hiç yıkamayan Pinto kokuyordu. Yelken tamircisindeki havada her zaman kızarmış et kokusu vardı. Yedi fenerevi tüslü kokularıyla Saten sarayı ise zaniye olma hayali kuran genç ve güzel kızların parfümleriyle doluydu. Her mekanın kendi sesi de vardı. Morogon'un yerinde ve yeşil yılan balığı hanında çoğu geceler şarkıcılar olurdu. Serseri hanında bizzat müşteriler şarkı söylerdi. Sarhoş seslerle ve elli ayrı dilde. Sis evi her daim tanrılar, zaniyeler ve deniz lordunun aptal olup olmadığı hakkında tartışan gondol sarıkçılarıyla dolu olurdu. Saten sarayı çok daha sessizdi. Fısıltılı tatlı sözlerin, ipek elbiselerin yumuşak hışırtılarının ve kıkırdayan kızların yeriydi. Ve her gece farklı bir yerde dileniyordu. Çünkü hancılar ve tavernacılar sık sık görünmediği takdirde onun varlığını daha anlayışlı karşılıyordu. Macbeth dün geceyi Yeşil Yalan Balığı Hanı'nın önünde geçirmişti. Bu gece sol yerine sağa döndü ve Paçavracı Limanı'nın diğer ucunda Batık Kasabanın hemen sınırında bulunan Pinto'nun yerine doğru yürüdü. Pinto gürültücü ve pis kokulu olabilirdi ama o kirli kıyafetlerinin altında yumuşak bir kalbi vardı. Eğer mekan çok kalabalık değilse Pinto kör kızın içeri girip ısınmasına izin verirdi. Ara sıra ona bir kupa birayla biraz yiyecek ikram eder ve hikayeler anlatarak onu eğlendirirdi. Pinto gençliğinde basamak taşının en amansız korsanıydı. Serüvenlerini anlatmaktan daha çok sevdiği bir şey yoktu. Beth bu gece şanslıydı. Taverna hemen hemen boştu. Beth ateşe fazla uzak olmayan bir yerde sessiz bir köşe buldu. Oraya oturup bağdaş kurduğunda bacağına bir şeyin sürtündüğünü hissetti. Yine mi sen? dedi. Kedinin kulağının arkasını kaşıdı. Kedi zıplayarak Bet'in kucağına çıktı ve mırıldanmaya başladı. Bravos kedilerle doluydu ve en fazla kedi Pinto'nun yerindeydi. Yaşlı korsan kedilerin uğur getirdiğine ve kemirgenleri mekanından uzak tuttuğuna inanıyordu. ''Beni tanıyorsun değil mi?'' diye fısıldadı Körkız. Kediler sahte bir benle kandırılamazdı. Onlar kanalların kedisini hatırlıyordu. Kör bir kız için iyi bir geceydi. Pinto neşeliydi. Bete bir kadeh solu şarap, bir parça kokulu peynir ve bir yılan balığı turtasının yarısını verdi. Pinto çok iyi bir adamdır, dedi. Sonra Bet'in yanına oturdu ve baharat gemisini nasıl kaçırdığını anlatmaya başladı. Bet bu hikayeyi onlarca kez duymuştu. Saatler geçtikçe taverna doldu. Pinto, Bet'e ilgi gösteremeyecek kadar meşguldü. Ama tavernanın müdavimleri kör kızın kasesine sikkeler attı. Diğer masalarda yabancılar oturuyordu. Kan ve balık yağı kokan ip benli balina avcıları, saçlarına parfümlü yağ sürmüş iki eşkıya, Pinto'nun masalarının çok küçük olduğundan şikayet eden şişman bir loratlı ve daha sonra dün gece Bravos'a sürüklenen ve bu sabah Deniz Dordu'nun muhafızları tarafından ele geçirilen iyi Yürek isimli fırtına mağduru Kadırgan'ın mürettebatından üç Lisli. Lisliler ateşe en yakın masaya oturdular ve kara zift romu içerek sessizce konuşmaya başladılar. Kimsenin onları dinleyememesi için seslerini iyice alçak tuttular. Fakat Bet kimseydi ve adamların her kelimesini duydu ve bir an için kucağında oturan kedinin kısık ve sarı gözleriyle bakarak adamları gördü. Denizcilerin biri yaşlıydı, biri gençti ve biri kulaksızdı. Ama üçünün de sarı saçları ve açık renkli pürüzsüz tenleri vardı. Bu özellikler eski Özgür Kale'nin kanının hala kuvvetli aktığı Lise Özgü'ydü. Ertesi sabah nazik adam kör kıza öğrendiği ve daha önce bilmediği üç yeni şeyin ne olduğunu sorduğunda kız hazırdı. Deniz ordunun iyi yüreği neden ele geçirdiğini biliyorum. Gemi köle taşıyordu. Yüzlerce köle, kadınlar ve çocuklar iplerle birbirlerine bağlanıp geminin ambarına tıkılmışlar. Bravos, firar etmiş köleler tarafından kurulmuştu ve burada köle ticareti yasaktı. Kölelerin nereden geldiğini biliyorum. Batı diyardan. Çetin Ocak isimli eski ve lanetli bir yerden geldiler. Kölelerin hepsi yabanıl. Kör kız, kış yarında yaşayan Arya starken, yaşlı da doğuna Çetin Ocak hakkında hikayeler anlatmıştı. Yabanollar, sorun ötesindeki kralın öldürüldüğü büyük mücadeleden sonra kaçtılar. Bir orman cadısı, eğer Çetin Ocak'a giderlerse, gemilerin geleceğini ve onları sıcak bir yere götüreceğini söyledi. Ama şu Lisi korsan gemilerinden başka gemi gelmedi. Fırtına tarafından kuzeye sürüklenen iyi yürek ve fil. Korsanlar gemileri tamir etmek için çetin ocakta demir attılar ve yabanılları gördüler. Ama binlerce yabanıl vardı. Gemiler hepsini alamazdı. Korsanlar da sadece kadınları ve çocukları almaya karar verdiler. Yabanılların hiç yiyeceği yoktu. Bu yüzden erkekler karılarını ve kızlarını gemilere gönderdiler. Fakat gemiler denize açılır açılmaz, Leisteler yabanaları aşağı götürdüler ve onları bağladılar. Yabanaları Lise satmak niyetindeydiler ama bir başka fırtınaya yakalandılar. Gemiler birbirlerinden ayrıldı. İyi yürek öyle ağır hasar aldı ki geminin kaptanı Bravos'a girmek zorunda kaldı. Ama fil Lise varmış olabilir. Pinto'nun yerindeki Leisliler, filin daha fazla gemiyle birlikte geri döneceğini düşünüyorlar. Köle fiyatlarının yükseldiğini söylediler. Çetin Ocak'ta daha binlerce kadın ve çocuk varmış. Bunu bilmek güzel. İki etti. Üçüncü bir şey var mı? Evet, bana vuran kişinin sen olduğunu biliyorum. Bet bastonunu çıkardı. Nazik adamın parmaklarına indirdi. Adamın bastonu yere düştü. Rahip erkeldi ve elini geri çekti. Peki kör bir kız bunu nasıl bilebilir? Seni gördüm. Sana üç şey verdim. Dört şey vermek zorunda değilim. Belki Beth yarın sabah onu Pinto'nun yerinden tapınağa kadar takip eden ve şu anda çatı kirişlerinde saklanıp onları izleyen kediyi nazik adama anlatırdı. Belki de anlatmam. Eğer nazik adamın sırları olabiliyorsa kör kızında olabilirdi. Uma o akşam yemeğinde tuzla pişirilmiş yengeç servis etti. Kör kız, kendisine uzatılan kadehi burnunu buruşturarak aldı ve üç yudumda boşalttı. Sonra nefessiz kaldı. Kadehi yere düşürdü. Dili alev almıştı. Alevleri söndürmek için bir kadeh şarabı kafasına diktiğinde alevler boğazına ve burnuna yayıldı. Şarap işe yaramaz ve su sadece alevleri büyütür, dedi küçük kız. Bunu ye, Kör kızın eline bir parça ekmek tutuşturdu. Kör kız ekmeği ağzına attı, çiğnedi, yuttu. İşe yaradı. İkinci ekmek parçası daha çok işe yaradı. Sabah olduğunda ve gece kurduğunu terk ettiğinde kör kız gözlerini açtı. Yanan bir mum gördü. Mumun kararsız alevi Mutsuliman'daki faişeler gibi ileri geri salınıyordu. Kız daha önce bu kadar güzel bir şey görmemişti. 46. bölümün sonu